Evet arkadaşlar. Üçüncü modülün 30. sorusundayız. Serkan, Mahmut, Kerem'in toplam 160 TL paraları vardır. Sustuk. Her birinin parasının miktarı TL olarak birbirinden farklı tam sayılardır. Üçü de fiyatı 100 TL olan bir kitap seti almak istemektedir. Üçünü de bu kitap setini tek başlarına alacak kadar paraları yoktur. Fakat herhangi birisinin paralarını toplamı bu seti almak için yeterlidir. Sustuk. Buna göre herhangi birinin parası en az kaç TL'dir? Bakın bu sorular hatırlarsanız milletvekili sorularıyla aynı. Buna bir yöntem göstereyim size. Öncesinde de göstermiştim. İyi izleyin. Arkadaşlar üçünün toplam parası Serkan, Mahmut ve Kerem'in 160 TL'si var. Herhangi birinin parası en az kaç TL diyorsanız bu sefer Kerem'i en az paraya sahip olan adam yapalım. Kerem'in parası en az olan. Tamam? Şimdi şunu anlayacağız. Serkan'la Kerem üçü de fiyatı 100 lira kitap almak istemektedir. Herhangisinin parası toplamı yeterli diyor. Yeterliyse ikisinin parasının toplamı 100 TL'ye geçiyormuş ya da 100 TL'ye eşitmiş. Doğru mu? Aynı şekilde Mahmut'la Kerem'in de parası 100 TL'ye yetermiş. Serkan'la Mahmut'u yazmıyorum zaten yetiyormuş. En az para kimin? Kerem'in. Bunu yaptığımız zaman Serkan, Mahmut, iki tane Kerem büyük eşittir 200. Doğru mu arkadaşlar? Buradan da üçünün toplam parası SMK büyük eşittir. Bir izleyin. 160. Bundan bunu çıkardığımız zaman S'ler gitti. M'ler gitti. İki Kerem'den bir Kerem çıkarsa Kerem. Şu 200'den 160 çıkarsa 40. Büyük eşittir'den eşittir çıkarsa büyüktür olur. Anlaşıldı mı? 40'tan büyük en az para 40 liradır. Anlaşıldı mı? Hiç uğraşmayın. Yöntemi bu arkadaşlar. 32. soruya bakalım. Mesela böyle bir soru geldiği zaman nasıl yaparız? Döndürme sorusu. Size bir şey söyleyeceğim. Dinliyor musunuz beni? Bu yine kare kalırsa, yani bu bir şekilde kare kalırsa, bunun gibi eşkenar dörtgen olmazsa, kare kare kalırsa, şu yer değişebilir, sorun değil. 90 ve 90'ın katları olur. Tamam mı? 90 ve 90. Ama burası eşkenar dörtgen olursa, bunun gibi, kare değil de, 45 ve 45'in katları olur. Anlaştık mı? Unutmayın, döndürürken kare kare kalırsa, 90 ve katları, kare eşkenar dörtgen olursa, biliyorsunuz arkadaşlar 45'in katları. Tamam? Unutmayın. Şimdi 45'in katları derken, 90 olmuyor mu hocam? 45, 135. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 45'in katları 90 demeyeceğim. Tabi burada bir hata çıkıyor. 45, 90 ekleyin 135, 90 ekleyin 225, 90 ekleyin 315 gibi. Anlatabildim mi? Şimdi bakın ne yapıyorum. Burası yine kare gibi kalıp buraya gelseydi, şura buraya gelseydi 180 oluyor mu olmuyor mu? 180 derece oluyor mu maşallah? Olmuyor mu? Döndüm 180 oldu. Tekrar gelseydi 160 olurdu. Burada rastladım 270 olurdu. Burada şu ifade buraya gelseydi 90 olurdu. 90. Tamam mı? Ya şuraya mı geliyor? 90, 180, 270, 360 diye gidiyor. Var mı problem? Yok. Şimdi buraya geldiğiniz zaman adam şurada olması gerekirken 180 iken bir 45 daha gitmiş mi? Evet. Gitmiş. O zaman 225 şıklar da var mı? Var. Adana'da var, Denizli'de var. Başka bir yerde var mı? Yok. Bir kere 225 olacak cevap. Adana. Yani Adana diyorum. İlki. İkincisi ise buradan buraya gelmişse, biraz önce bahsetmiştim, 90 değil mi? O zaman 225'e 90 cevap neymiş? Adam. Anlaşıldı mı? Soru usulüne hemen bakalım arkadaşlar. Biliyor muyuz? Evet. Hatırlar mısınız eskiden karayollarının haritalarında en altta iller arasındaki mesafe böyle yazardı. Pek fazla kalmadı şimdi. Altında böyle bir şey gözükmüyor. Bu anlama geliyor.
A ile B'nin arasındaki mesafe X'miş. Bakın A ile C'nin arası 130'muş. A ile D'nin arası Z'ymiş, değil mi? Yanlış gördüm. Z'ymiş. Hemen B ile C'nin arasını söyleyeyim. 125. 125. B ile D 120. B ile D 120. C ile D Y. C ile D de Y. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bana X artı Y artı Z'yi soruyor. Bu tür soruları da unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Toplama kaçtır diyen sorular da A, B, C, D şeklinde böyle verilmişse bize, bakın arkadaşlar, A ile C, B ile C, B ile D verilmişse buradaki mantık şu anlama gelmiş oluyor. Herkes dikkatli baksın. Şimdi A ile D'yi biliyorsun Z, B ile D'yi biliyorsun 120. Şimdi verilen ifadelere göre A, C arası, A ile C arası kaçmış söyler misin bana? 130. Şimdi bana demiş ki, başka kimi vermiş bana? B ile C demiş, 125. Şöyle yapıyorum bunu da. Tamam mı? Tabi bunlar farklı yerler belli. B ile D'nin arası neymiş arkadaşlar? 120'ymiş. Doğru mu? Şimdi baktığımız zaman A ile D arası, isterseniz bunu üçgen gibi de yapabilirsiniz, fark etmez. A ile D arasına Z demiş, baktığımız zaman arkadaşlar buraların hepsinin olması gerekiyor. C ile D'nin arasına Y demiş, hepsinin olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifadeyi bize veremeyeceği için bunu şöyle bir şekilde de yapabilirsiniz. Normal şartlarda bize X, Y, Z toplamı kaç derken C, D'nin, A, D'nin ve A, B'ninkini veriyor. Bizde tam diğer testlerinde A, C, B, C ve B, D aslında bize hem A, B'yi, hem A, D'yi hem de C, D'yi verebiliyor yaptığınız haritada. Dolayısıyla bunların toplamı neyse, bunların toplamı neyse aslında X'in, Y'nin ve Z'nin toplamı da aynısıdır. Çünkü yolu uzatsan da, yolu kısaltsan da aynı mesafeleri tekrar veriyor. 130, 125 daha ne yapar? 255. 120 daha ne yapar? 375. Demek ki aynı toplam 375 ile geçerliymiş. Çünkü senin bu yolu nasıl çizersen çiz, yine AB, AD ve CD bize BD, BC ve AC'nin toplamını verir arkadaşlar. Değişmez. Bu tür sorularınız aklınızda bulunsun. Tamam? Bir sonraki sayfamızda ...33 ve 34'e hemen bakalım hızlıca. Yukarıda 1'den 16'ya kadar numaralanmış posta kutuları var. Tüm kutular önce kapalı. 2'nin katı olanlar açık oluyor. Sonra 3'ün katı olanlar kapalıysa açıyor, açsa kapalıyor, kapatıyor. Numarası 5'in katı olanlar da tekrar kapatıp açmayı yapıyor. Kaç kutunun kapağı kapalı durumdadır? Önce şöyle yapalım mı? Arkadaşlar, ilk başta 2'nin katları kapalı olanı açık duruma getiriyor mu, getirmiyor mu? Ama bize ne demiş? Kapalıyı soruyor. Öncelikle bakın ve izleyin. Bunların içerisinde şöyle yapabilir miyim? Kapalı, kapalı, kapalı. Önce kapalı mıydı? Önce kapalı. Kapalı. Açık. Açık, 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 açık. Doğru mu değil? Evet. Yukarıların hepsi, teklerin hepsi kapalı şu an. Üçün katı olanlar da ne oluyor arkadaşlar? Üçün katı olanlar söyler misiniz bana? Açık olanlar. Açıksa kapalı, kapalıysa açık. Arkadaşlar şimdi izleyin. Şu arkadaşımız kapalıydı, ne oldu? Açık. 6 ise ne oldu? Kapalı. 9 ne oldu? Açık. 12 ne oldu? Kapalı. 15 ne oldu? Açık. Buraya kadar var mı problem? Yok. Şimdi 5'in katı olan kutulara geldim. 5'in katı olan kutu zaten bir 5, 10, 15 var. 5 kapalıydı ne oldu? Açık. 10 açıktı ne oldu? Hayır, kapatmıyor. Öyle kapatmıyor. Efendim? Kapatmıyor. Açık olanları kapatmıyor. Ha tamam, açık olanları kapatmıyor mu? Aynen. Tamam, o zaman şu açıkta mı kalıyor? Aynen. Evet, tamamdır. 15'te ne yapıyor? Açıksa açık mı kalıyor? Aynen. Tamam. Şimdi bize neyi sormuş? Kapalıları mı sormuş? Şu kapalı mı arkadaşlar? Şu kapalı mı? Şu kapalı mı? Doğru mu arkadaşlar? Şu kapalı mı? Kapalı. Şu 12 kapalı mı? Kapalı.
13 de kapalı, diğerleri açık. Toplam kaç tane arkadaşlar kapalı var? 6. Anlaşıldı mı? Peki. 34'ü okur muyuz?